Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda 12 Ekim 2020 Pazartesi başlayacak olan ikinci aşama uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı. Buna göre yüz yüze eğitimler ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıfla ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati, İmam Hatip ortaokullarında haftada 2 gün toplam 14 ders saati uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders yapılacak. Çok özür dilerim başkanım, tamamıyla. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk öğretmenim. İşte Baturay, çalışkan Baturay çocuğumuzun yazılımı kalacak. Sınıflar öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak. Her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek. Aşağıda çeken kuvvetlerin toplamı. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak. Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokullar, ortaokullarla İmam Hatip okullarının bütün sınıf seviyelerinde, il hıfzı saha kurullarının il-ilçe milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği içerisinde alacağı kararlar doğrultusunda derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokulların tamamında dersler yüz yüze eğitimle verilecek. İlkokul ve ortaokullarda Türkçe, hayat bilgisi, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil dersleri yüz yüze eğitim yoluyla yapılacak. İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıflardaysa Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. Lise hazırlık ve 12. sınıflardaysa haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerden okul yöntemince belirlenen yüz yüze eğitimle, bunların dışında kalanlarsa uzaktan eğitim yoluyla verilecek. O ne demek ki? Bundan sonra yapacağımız işlem şu. Yukarı yönde çeken kuvvetlerin toplamı eşittir. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak. Uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak. Öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak. Anlaşıldı mı? 37 derecelik bir açı var. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak.